söyleyeyim. Arap ve İslam ülkeleri liderleri getiriyor senin oyuna, yani evet. Hamas için konuşacaksak. Sen ne yapabilirsin? Sonuçta orada yaşayan 2 milyon 300 bin insan var. Ceremeyi onlar çekiyor. Sırf Gazze'de. Acıyı onlar çekiyor. Ölümü onlar görüyor. Aynen. İşte sana onun için demiş önce Cezayir örneğini verdim. 130 evet. yıl Fransız işgali değil vardı. Değil mi? İşte demin sana onun için Rusya'nın örneğini verdim. 25 milyon insan öldü 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nde. Ve hala insanlar savaş peşinde tarih koşuyorlar. Tarih böyle işte, iğrenç bir şey. Tarih böyle. Yani bu son Amerika'nın verdiği karar, işte şey söyledi, Recai söyledi. Recai. Almanya'da silah teslimine devam ediyor. Hepsi vermek zorunda. Amerika bu nereye gidecek? Savaş ihtimalini en yüksek gören sensin. Bak, ciddi bir şekilde söylüyorum. Arkadaşlar nükleer savaş yaklaşıyor ya. Evet. Allah aşkına ciddiye alın bu işi. Söylüyorum. Çok önemli. Peki kimin umurunda? Bir sürü. Ya bak bakalım bununla ilgili. Şu bütün gazeteler burada. Bak bakalım Ukrayna ilgili bir tek haber var mı? İddiasına giriyorum. Evet. Yani nükleer savaş riski var mı diye bak bakalım. Yok. Yok, yandaşlarda zaten yok. Yani onlar hiç umurunda değil zaten. Onların şimdi, hiç umurunda. Onlar başka yerlerde. İyi de yani ben bir gazeteci olarak bunu söylemek durumundayım. Yani onlar Yunan düşmanlığı yapıp Yunan albaylarla birlikte tatbikat yapıyorlar. Yani, düşünsene. Yani şaka gibi ya. Düşünsene abi. Böyle bir durumdayız yani. Şimdi bu insan olarak hepimiz, yani bireyler anlamında kullanıyorum bunu. Ne yazık ki çaresiziz. Evet. Hele bizim gibi toplumlarda işte din faktörü var, cehalet var, yoksulluk var. Yoksulluk, fakirlik, açlık, sefalet var. Sen açlık, sefalet yaşadığın bir toplumda sen gidip de toplumlardan, insanlardan, bireylerden çağdaşlık bekleyemezsin. Kimse kusura bakmasın. Şimdi, yapamazsın. Tabii bu yani. İşin şey tarafı, bir de dirayetli liderde kalmadı. Yani bir Nasır yok Arap dünyasında. Ya tamam da kalmadı da. Yani Hafsat bile yok. Bak şimdi bir dakika. Demin sana tam bir şeye bağlanmadan önce. Şimdi, dün dedim ya videosunu gördüm. Numan kurtulmuşsun. 2011'de bak, 2011'de. Ne demiş? 2023'te bu beyler AKP için iktidar olursa sivil anayasayı tartışıyor olacağız. Bak 2011'de demiş bunu. 2023 seçimlerini kastediyor bak. Bu ajandalarında bir şeyde duruyor. Kim söylettirdi bu Numan Kurtulmuş'a bunu? Kim görev verdi Numan Kurtulmuş'u git partilerle konuş anayasa meselesini? Kendisinin 2011'de uyardığı konuyu Numan Kurtulmuş'a görev veriyorlar. Ve meclis başkanı ve o sırada. Ve AKP'yi savunuyorsun. Sen 2011'de söylemişsin. Bunlar bak, ben bunları gözden kaçırmam. Ben de öyle şey yok. Yani evet, her zaten şeyi, Numan Kurtulmuş devam ediyor. Bir Harun gibi geldiler, Harun oldular i̇şte bu, diyen de o. Bu işte bak. 2011'de söylemiş evet. Ya. Videosu var bu. Ben şeyden okuyorum, metinden okuyorum. Bak ne demiş? 2023'te bu sahtekar iktidar, tamam mı? Olursa BOP projesi sayesinde bölge ülkelerinin sayısının 2 katına çıkacağını göreceğiz. Evet, doğru. İşte herkes İsrail'le barıştık. Şimdi hemen oradan bitir onu, Suriye seçimine geçelim. Bir tane bir cümle daha var, iki tane daha. 2023'te kredi kartı borcu dolayısıyla evine icra gelmeye başlayan bilmem ne 2 katına çıkacak. 2023'te boşanma oranlarının bilmem evlenme oranlarının geçeceğini falan. Bak 2011'de söylemiş Numan Kurtulmuş hocamız. Şimdi de Numan Kurtulmuş'a ülkeyi değiştirme misyonu verilmiş ya. Daha bundan büyük bir örnek istiyor musunuz yani? Daha ne anlatayım ben ya? Şimdi o söylediklerini kendisi... Kendisine yaptırıyorlar. Bu bir tasadüf olamaz. Bak bu bir tasadüf olamaz. Demin dedim ya sana. Dolaylı dolaşsız, bilinçli bilinçsiz, bilerek bilmeyerek. Herkes bu tezgahın bir yerindesin ya. Ben bunu söylemek istiyorum. Kim kızarsa kızsın. Söyleyeceğim yani. Şimdi diyor ki Türk siyasetçiler Cumhurbaşkanı da dahil bu Kuzey Suriye'de seçim yapılıyor. Nerede abi? Kürt bölgesinde. Ya ben bu haberi ben hiçbir yerde görmedim. Arap medyasında hiç görmedim. Yok mu böyle bir şey? Oraya geleceğim. Arap medyasında Suriye'de seçim var. Yani Suriye'de seçim var. Suriye devlet, büyük Suriye. Büyük Suriye'de ya. Suriye'de seçim var evet. 11. Peki bu haberleri kim çıkartıyor? Bilmiyorum. Ben hep geçen haftada söyledim ya. Bir algı operasyonu olguya dönüştürülüyor. Önünde yazdın zaten. Daha ne diyeyim? Birisi sallıyor bir şeyi. Seçim yapacak. Ya seçim
2017'de, Eylül 2017'de Mesut Barzani biliyorsun anayasa referandumuna kalkıştı. Otur lan dediler oturduğun yerde. Yani Amerikalılar başta olmak üzere. Hop konu kapandı. Bir dalağa geçiyorlar yani bizim peki bu şey mi olacak gene? Yani bir de Esad'la Kürtler görüşüyormuş efendim. Evet. Hiç öyle bir şey yok. Bak sıfır hiç öyle bir şey yok. Öyle bir bilgi yok. Bilgi yok, vazgeçtim haberden. Ben sordum çünkü soruyorum Suriye'deki arkadaşlara. Diyorum var lan böyle bir şey. Ya nereden çıktı diyorsa. E diyorum böyle yazıyor. Ya biz de bilmiyoruz ki diyor. Uyduruyor birisi. Evet. Evet. Yok öyle bir şey. Brüksel'de NATO ve Dışişleri Bakanı, Avrupa Dışişleri Bakanı toplanıyor. Diyor ki Suriyeli mürtecilerin Suriye'ye dönüşüne izin vermeyiz. Dün. Niye izin? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Avrupa Birliği, NATO, Suriyeli mülteci dışarıya çıkmış Türkiye'ye. Yani Türkiye şimdi mültecileri göndermeye kalkışsa Avrupa Birliği, NATO izin vermiyor. Yani onun için biz burada mültecileri bazen konuşuyoruz.